Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an sabah ezanı okunuyor ve ben daha yeni bitirdim. Biraz gazi oldum, ellerim yandı, su topladı falan ama yapacak bir şey yok. Bu işlerle uğraşıyorsak öyle şeyler ufak tefek olacak. Şimdi ben böyle bir organizer mi deniyor artık, ona bakacağım kelimelere. Bir şey tasarladım. Yani aslında kalemlik, işte takı malzemelerini koyabileceği falan, böyle ufak tefek küçük şeyleri, araçlarını koyabileceği bir şey yaptım. Kızıma uygun. Kalemliğini böyle yaptım. Kotun özellikle bu ön kısmını kullanmak istedim. Seviyorum çünkü şu bölgeyi. Buraya böyle küçük bir kelebek kondurdum. Hepsi seyyar bu arada. Böyle silgilerini falan koydum. Şimdi şunu göstereyim size, bakın. Bu bilezik. Ve işte künyeleri için. Böyle seyyar bu da. Yani bu tamamen boşalabilecek güzel bir kutu. Bu bana hediye gelmişti takı için. Yüzük yeri var altta işte. Şöyle küçük tokalarını koyacak bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi aslında kutumuz şöyle ekrana sığsın. Böyle her yeri kotla kaplı bir kutu. Yani şöyle önden bakıldığında da bence hoş oldu. Şık oldu. Ben bunu istediğim gibi dizayn edebilirim. Yani mesela bu seyyar, bunu iptal de edebilirsiniz. İşte şöyle kalemlik iptal de edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Küçük tokalık. Diğerleri zaten tamamen dışarıdan olan şeyler. Şöyle koydum. Malzemelerim ayakkabı kutusu, şu koli, karton koliyi böyle kıvırarak yaptım. Üzerine bir elyafla çevreledim. Sonra yine kotla kapladım. Onun dışında bol bol sıcak silikona ihtiyacınız var. Ve aksesuar, işte artık nasıl süslerseniz, istiyorsanız sade yapın, size kalmış. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Instagram adresim YouTube alt refuşi elemeyi. Orada da aktifim. Beni takip edebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunlar emeğime, hani motivasyon için iyi oluyor, güzel oluyor. Oradan benimle iletişim kılabilirsiniz. Hadi bakalım, şimdi yapımına geçelim. Elimde bir adet, gördüğünüz gibi, bir ayakkabı kutusu var ama bu ayakkabı kutusu biraz büyük arkadaşlar. Boyutu içinden ölçüyorum. 28 24,7 diyelim. Büyük yani bir ayakkabı kutusu. Şimdi ben şöyle bir koliden, karton koliden, bu kızımın bilezik, işte şu tarz şöyle şeyleri çok seviyor. Bunları taktığı için böyle dizeceğim. Bir organizer mi deniyor, ne deniyor? İşte öyle bir şey tasarlayacağım. Şöyle büktüm karton koliyi. Şöyle yerleştireceğim. Bunu tabii ki kaplayacağım. Ondan sonra, ve bu böyle çıkarabilir olacak. Hani sabitlemeyeceğim. Takıp çıkarılabilir olacak. Ondan sonra bakalım neler olacak. Kutuyu da kaplayacağız. Buna böyle belki bir bölme falan bir şeyler yapabiliriz. Elimde yine bir eski bir kot var. Bütün kotları, çevremdeki bütün kotları topluyorum. Böyle ağı deforme olmuş, yırtılmış, kullanılmayan bir kot. Şimdi buradan başlayalım. Bir yandan silikon tabancam ısınıyor. Masa makasım nerede? Heh, buradaymış. Şu kısmını bir alacağım. Çünkü burası sert. Bir işime yaramayacak. Buradan kesiyorum. Burada da şu kısmı kullanacağım. Dikişin, şuna çima denir arkadaşlar. Çima dikişi. Gördüğünüz gibi. Bu 2 milimden yapılmış. 1 milim değil de. Bu çima dikişini ben seviyorum. Yani bu geri dönüşümlerde bu tarz kısımları kullanmak bence bir efekt katıyor. Yani daha kot olduğu belli oluyor. Onun için orayı kullanacağım. Ben şu kısmı kesmeden bu şekilde dikiş paylarından açtım. Çünkü onu da kullanacağım. O kısımları da kullanacağım. Şimdiki
Ne kadar yapayım eni? Önce bir şöyle şurayı katlarım. Bir dakika. Bunu böylemesine olmuyordu. Şöyle yapacaktık. O zaman kutu böyle dursun. Yani bir önü burası olsun. Önü burası olacaksa eğer enini buraya göre keseceğiz. İçine yerleştireceğim. Aldığı kadarını yapacağım. Sonra ek ek. Zaten göreceksiniz yaptıkça. Şu pay şuraya yeter sanırım. Aynı payı bu taraftan keseceğim. Zaten göreceksiniz. Yani çok çok pay bırakmayacağım. Çünkü zaten çok yok kumaş. Yani bu kotların her milimini bir geri dönüşüm için kullanıyorum. Diğer videolarıma da mutlaka göz atın kotla ilgili. Bayağı güzel şeyler çıktı. Bu arada ben bir ütümü de çalıştırayım hemen. Şöyle ütüledim. Alıyorum. Tahmini olarak. Aynı karşılığı diğer paçayı da kestim. Onu da bu tarafa koyacağız. Aynen. Sonrasını kaplayacağım zaten. Önce şu dışı yapalım yani. Sonra yanları kaplarım. Hadi bakalım. Şurayı bir açmak lazım aslında. Neyse. Şimdi şunu önemli. Şu kısmı düz getirmek istiyorum. Yamuk olmasın. Şuraya dikkat edin. Tamam mı? Orayı düzgünce elimle tuttuktan sonra şöyle, hatta içine ısınmış mı? Isınmış. Şuraya bir sıkıp ilk önce hemen onu sabitleyeceğim. Kaymasın kutum. Hizası kayabilir çünkü. Sonra şurayı da bir sabitleyelim. Gelin arkadaşlar, şey kalmasın. Bolluk potluk kalmasın. Ona dikkat edin. Sonra şu dip kısmına sıkacağım. Şuraya. Elimle düzelterek yapıştırdım. Şimdi bizim bu kısmımız oldu. Bakın bu taraf ve burası sabitlendi. Önemli kısım buraydı zaten. Tamam. Fazla payları kesebiliriz. Yani ne, nasıl yapacağımıza karar verdikten sonra kesmek mantıklı. Sonra kestiğimize pişman olabiliriz çünkü. Şuradaki şu şimdilik aynasının diğer parçası burası. Onu da yapayım. Yaptıktan sonra yine hizalayacağız. Çok geciktirmeyin yapıştırırken, kuruyor çünkü, hızlı kuruyor yani. Önce bir daha şuradan yapalım. Hemen açılıyor çünkü. Gerdiriyorum.
Fazlalıkları alıyorum. Şimdi şu iç kısmını en ucu yapıyorum. Yine elimle fazlalıkları böyle iterek sabitliyorum. Burası da tamamdır. Dış kısımları halloldu. Burada şu ortada bir açıklık var. Ve de kapatacağım. Bu kısım kolay. Aynı şekilde burayı da kapatacağım zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi yanları halledelim. Şöyle paçanın üst kısmından bir kesmiştim. Buranın rengi bayağı açık, oksitli. Bunu yere kadar alıp sanırım böyle yapmak, aynı anda hem burayı hem burayı kapatmak daha mantıklı. Şu en altı açık bırakacağım onu. Bunu ama öyle bir yapmalıyım ki tam içine yerleşecek şekilde olmalı. Hemen şurayı bir keseceğim. Şöyle şu kısmını sabitleyeceğim ama şuraları sabitlemeyeceğim. Şu içe gelen fazlalıkları da kıvırıyorum. Aynı şekilde şurayı da kıvırıyorum. Burayı da şimdilik bir ellemeyeceğim. Çünkü şu parçayı ne yapacağıma karar veremedim. Belki içine, altına sokarım. O yüzden çok orayla karar vermek istemiyorum. Yani ellemek istemiyorum. Şu kısmı da bir sabitleyeyim. Bunun üstüne çünkü parça gelecek şimdi. Bunu yaptıktan sonra şöyle görebiliyor musunuz? Şimdi bakın bunun ucu zaten katlanmış. Açmamıştım. Şuraya bir sıkayım. Ama hızlı olmam lazım çünkü kuruyor. Şu kenarlarını ütüyle katladım fazla payları. Gelecek şekilde kenarlarını dayıyorum. En uç kısmını sabitledim. Belki şu payları kesmem gerekebilir, kalınlık oluyor. Sonra geliyorum. Evet. Bakın burada bir hata oldu. Bunu çıkarıp bunun içine almam lazım. Çünkü yandan bakıldığı zaman temiz bir görünüm olmaz. O yüzden şunu çıkaracağım. Ay, aman zarar vermeyeyim de. Allah korusun. Bayağı da sert oluyormuş. Sağlammış yani. Bunu da görmüş olduk. Şimdi şurayı bir alacağım. Tamam. Ama bunun şu payına da sıkmam lazım. Çünkü açılacak.
Şu içteki katladığım pay var ya, ona da içine de sıktım. Şunu da bir içine sıkayım hemen. Şu kalan payın içine sıktım. Gergin bir şekilde çektirdim. Şuraya bir kesik atmam lazım. Şu eşit değildi alt kısmı. Paça yukarı doğru genişler ya bacaklardan ötürü. Orayı bir aldım. Şuraya bir kesik attım. Aynı şey gibi ya. Yani kitap kapladınız mı bilmiyorum. Okulda. Kitap kaplarken ki mantık yani. Düzgün köşe kenarlar olması önemli. Ah, yandım. Ona dikkat ettiğiniz zaman güzel oluyor. Hangi parça büyükse onun üstte kalmasına özen göstermek lazım. Dıştan bakıldığında görünen kısım önemli yani. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi temiz bir şey oldu. Yani böyle yapmak mantıklı oldu. Şu payların içine de sıkmak lazım arkadaşlar. Yoksa açılıyor paylarda. Aklınızda olsun. Düzgün durması açısından önemli. Aynı şekilde burayı da yapacağım. Kesik attım. Önce bir şunu yapıştırayım ama. Gergin olsun. Şunun şu paylarını sıktık. Şurada bir bolluk olmuş. Alttan tamam. Gün olması için uğraşıyoruz. Malum. Kırışıklık olmasın diye uğraştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz oldu. Aynı işlemi bu tarafa yapacağım. Şimdi her iki tarafı yaptım. Gördüğünüz gibi şu orta kısmı boş kaldı. Bunu da hemen başka bir şöyle paçanın aslında şöyleydi. Uzunlamasını kestim. Tasarruf sağlamak için yani şöyle boydan da kesebilirdim aslında. Hani dikiş yönü açısından
ya da ne diyeyim, dokuması açısından belki aynı hizada, aynı yönde olurdu ama bu sefer de bayağı bir kumaşım israf olurdu. Zaten böyle yamalı patchwork gibi olduğu zaman yönü çok da önemli değil bence. Bu da bir model olmuş oluyor. Ama siz hani illa ben aynı doğrultuda çizgilerde seviyorum, öyle istiyorum derseniz yapabilirsiniz. Tercih meselesi yani anlayacağınız. Şuraları bir yapıştırmamıştım ya, karar verememiştim. Şimdi yapıştırıyorum artık. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz dışarı sıkmışım. Şimdi şuradan şöyle bir katlama payı olacak şekilde kesiyorum. Bunu içine kıvırıp oraya yapıştıracağım çünkü. Şöyle çevireyim. Burası dikişin kalın yerine denk geldi. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. O da öyle bir model olsun. Yani şuralar biraz kalınlık yapıyor. Üst üste dikiş bindiği için normal. İçine sokuyorum. Şuraya yapalım. Evet arkadaşlar, çok şükür bu bitti. Şimdilik gelelim şuna. Kartonumu böyle iyice sıktırıyorum. Bunun ilk başlangıcını bu arada şöyle yaptım. Hemen geliyorum. Kalın bir şişle en ucunu şöyle kıvırdım içine. Katlaya 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 sert bir şekilde. Yuvarlak yapmaya çalıştım olabildiğince. Şimdi bunu bant diyeceğim açılmasın diye. Sonra üzerine şöyle ben elyafla bir kat yapmayı düşünüyorum ama istiyorsanız hiç yapmaya da bilirsiniz. Ben şöyle biraz dokunduğum zaman yumuşak olmasını istiyorum. Şöyle önce sıktırdım. Aslında bunu hiç şöyle kesmeden dolayayım en iyisi. Daha pratik olacak. Tamam. Bu arada kot bir kalınlık yaptığı için şimdi bakayım. Birazcık neyse, sonra keseyim, sonra pişman olabilirim. Şurayı bir kırpabilirim duruma göre ama şimdi erken bence yapmayayım. Şöyle bir kat yapayım. Bunun ucunu da bantlayacağım. Yani aslında bunu dikmek daha mantıklı. Ucu ucuna.
Zaten şimdi bunu kumaşla kaplayacağım için kotla çok önemsemedim. Onu bir kaplayalım. Kumaşımız nereden ne kadar kalmış? Başka altı parça yok. Şimdi bunu biz böyle alsak. Şöyle açıp öyle yapayım. Kestim eninde. Biraz ama maalesef kısa kesmişim. Siz sakın aynı hatayı yapmayın. Şu enini ayarlayamamışım. Şuraya bir sabitliyorum. Bu dikişi hemen hemen ortaya getirmek istiyorum paçanın model olarak. Bunu yapıştırdıktan sonra şuraları da yapalım. Çünkü gerdireceğim. Bir tarafı tutsun ki gerdirirken çıkmasın. Şöyle üst üste koyunca şöyle içeri doğru verev oldu. Siz sakın dikkat edin arkadaşlar. Üst üste koyup kestiğim için. Gerdirerek. Yapıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir yapıştırayım önce. Soğusun. Elimde tutacağım. Bırakmayacağım. Burası oluyana kadar. İğnelemek lazım ya, daha pratik olur. Tutacak kimse olmadığı için iğnelemek mantıklı oldu. Daha pratik. Sonra iğneleri çıkarıp o iğnelerin olduğu kısma da sıkacağım. Sıkmayın. Eğer yardım eden biri varsa daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Tek başına tabii ki biraz daha zor. Ama yani bir şekilde oluyor gördüğünüz gibi tek başına da olsanız. Tamam. İğneyi aldım, yeri bulamadım. Orayı en son alayım. Bunu zor saplamıştım, zor da çıktı. Evet. Şunu da alıyorum en son. Şöyle batıracağım ya yine de. Tamam, şimdi gelelim yanlara. Ben şöyle
kesip şuraya kapak gibi böyle mi yapsam diye düşündüm. Bir deneyeyim ne kadarlık payım kalmış. Evet, iyi ki kesmemişim o fazlalığı. Bunu iç içe payların üst üste yapmak daha mantıklı çünkü bir kalınlık olsun, kolay açılmasın arkadaşlar. Böyle kolay çıkarsa durmaz. Orada bir zor sokma olması lazım yani, zor girmesi lazım ki tutsun. Ama şunu öyle tatlı yapmak lazım ki çirkin olmasın. Nasıl yapalım? Şöyle şöyle. Şunu da ucunu kıvırıp şöyle mi yapalım? Önce şunun ucunu bir kıvırayım. Sonra bir daha şuraya sıkayım. Gelelim buraya. Aslında keşke bu paylı olanı en sona bırakmasaydım, hata yaptım. Bu taraf, öbür tarafta böyle yapmamıştım. Neyse. Zaten gözükmeyecek ama. Gene de en iyisi olsun. Nasıl yapalım? Şundan şöyle çektireyim. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Kızım şu an uyuyor. Ben çekim yapmak için işte yatmadım. Hemen deneyelim. Ama sürpriz olacak. Böyle bir şey yapacağımdan haberi yok. İlham geldi bir anda. Eminim çok sevinecek. Buraya böyle bileziklerini koyar. Şöyle olsun. Evet. Şimdi içine biraz daha böyle bir bölme kutu yapayım diyorum ama nasıl yapsak? Şimdi arkadaşlar ben pantolonun bu ön kısmında üst kapağı olan taraftan şöyle konserve kaplayacağım bu arada. Konserve olacak şekilde kestim. Önce benim gene bir silikonum bitti. Şu kısmı tam böyle konservenin ucuna gelecek şekilde tutturdum. Sonra hemen bir silikon aldım.
Şöyle. Şu kısma gelecek şekilde yapıştırıyorum. Sıcakmış, yaktı yaktı. Silikonum iyice ısınmış, felaket yakıyor ya. Saatlerdir ısına ısına ne olacak? Şöyle yamuk olacak hafif ama öyle olsun istiyorum zaten. Şuradan aktı gitti ama acayip yakarak gitti yani arkadaşlar. İnşallah siz yakmayın. Ben yandım, siz yanmayın. Şu fazlalıkları keserim. Ben şöyle yapıştırdım. Elim çok kötü yandı, artık hızlı hızlı yapacağım. Kaç gündür silikonla uğraşıyorum, iyice hassaslaştı sanırım. Çok acıyor. Şu kut paçasını kesmiştim. Onu da şöyle yapmak istiyorum. Şuraya. Süs gibi yani, hem de bu kısmı kapatacağım. Gördüğünüz gibi oralarını bile değerlendiriyoruz arkadaşlar. Her yeri değerlendiriyoruz. Kotun, yani kot gibi malzemeniz olsun. Her şey oluyor. Her metre karesi değerleniyor. Santimetre karesi hatta yani. Elim o kadar hassaslaşmış ki şurası da ısınıyor ya. O bile acıtıyor şu anda. Şu fazlayı kesip alıyorum. İçini de yaptım. En altı da katlayıp bir tane kotu yapıştıracağım arkadaşlar. Kot kumaş parçasını. Onu hallederim ben. Şimdiki size şunu göstereyim. Nasıl düşünmüştüm. Şimdi benim elimde şöyle bir arkadaşın hediye verdiği şey vardı. Ne derler? Takı kutu objesi asmak için. Şöyle şurası yüzüktü, şuralara da kolyeydi. Bunu şuraya koyacağım. Bunun için de yapayım hemen. Bir tane de şöyle kare bir kutu kapladım. Bunu da şuraya koyacağım. Yani siz şöyle görün. Bence güzel oldu. Şu içini de yapayım. Evet arkadaşlar, sonunda bitti çok şükür. Güzel oldu, ben çok beğendim. Eminim kızım da çok beğenecek. Ona güzel bir sürpriz oldu. Süslemeleri şöyle göstereyim. Şuraya bir kelebek kondurdum. Bunu böyle kalemlik gibi yaptım ama başka bir şey için de kullanılabilir. Yani uzun olduğu için, yüksek olduğu için. Şuraya silgilerini koydum. İşte burası yüzük yeri. Daha yüzükleri falan nerede bilmiyorum. Bu şekilde çıkabiliyor. Öyle bir güzelliği var. Bir de şuraya ay devirdim. Şöyle bir melek kanadı monte ettim. Bence o da güzel oldu. Çok fazla taşlı tuşlu yapmak istemedim. Sonuçta hani çocuk
Tabii bunu genç kızlığında aslında kullansın istiyorum ama bakalım ne kadar dayanacak. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bence çok kullanışlı oldu. Çeşitli bölmeleri var. Siz de nasıl isterseniz istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben çünkü yapım aşamasında karar verdim. Hani neyi nereye koysam. Tamamen hepsi seyyar zaten. Değiştirebilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.